Gelen anketler var. Bu hafta gelen anketler. Bir onlara bakıp Yunanistan ve Suriye meselesini bir de bunlar üzerinden konuşalım istersen. Mesela bu hafta gelen 3 anket var. Biri Oracı araştırmanın, diğeri Yöneylem araştırmanın, diğeri de Alfa araştırmanın. Bunlar çok farklı kesimlerin aslında siyaseten yakınında duran anket şirketleri. Fakat sonuçları garip biçimde birbirine benzer vaziyette. Evet. Oracı'nın araştırmasına göre AKP %27,7, CHP Evet. 23,8, İYİ Parti 20,6. Sen de söylemiştin Koray. Herhalde İYİ Parti %20'nin üzerine hakikaten çıktı ya da anket şirketlerinin %20'ye yakın ve o civarda göstermesi gibi bir gayreti var İYİ Parti üzerinden. HDP 7,5, MHP 7,1, Gelecek 2,1, Deva 2,1, Saadet 1,7. Bütün bunun toplamında çıkan tablo şu. Cumhur İttifakı %34,8, Millet İttifakı %44,4, diğer muhalefet, bu Millet İttifakı'nın içinde yani yer almayan İyi Parti ve CHP dışındaki diğer muhalefetin oyu da %15 gibi bir şey. Yani aslında %65'e karşı %35 gibi bir oran görünüyor ki bu ORC bir zamanlar iktidara, saraya hayli yakın bir araştırma şirketiydi. Evet. Yöneylem araştırmada AKP %29,8, CHP 29,5, İyi Parti 13,2, HDP 10,3, MHP 6,9. Yani genel olarak bakarsak Cumhur İttifakı %36,7, Millet İttifakı %42,7. İki ankette de dikkat ederseniz Cumhur İttifakı %35'e doğru geliyor. Millet İttifakı %40'ın üzerine çıkıyor. Alfa araştırmanın anketine göre ise AKP 27,2, CHP 25,1, İYİ Parti 19,4, HDP 8,3, MHP 6,8. Buna göre de Millet İttifakı %44,5, Cumhur İttifakı %34. O kadar yakın veriler var ki bazı partilerin oyları farklı olsa da toplam sonuç itibariyle veriler birbirine çok yakın. %35'lerde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, %44 civarında Cumhur İttifakı. Bunlar çerçevesinde şimdi bir Yunanistan'da da yaratılan bir gerginlik var. Orada bin yıldır duran Ege Adaları'yla 70'lerden beri eğer bir silahlanma varsa onların da yapıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra barışı tırnak için aldım. Yapıldığı bir süreçti bu. Niye bugün alevlendi? Bu gerek Suriye operasyonu gerek yani Suriye askeri harekat çatışma gerek Yunanistan'da bu gerginlik AKP'yi şu düştüğü tablodan bugün geldiği tablodan kurtarma ihtimali var mı? İşte aynı hikaye. Yani bu içinde bulundukları çöküş, gerileme de değil. Yani çöküş sürecini frenlemek ve işte seçimlere hiç olmazsa bu mesele, bu oyları dengeleyebilmek için her mekanizmaya başvuruyor. Her düğmeye birden basıyor. İşte bastığı düğmeler ortada. İşte NATO meselesinde koyduğu veto, Finlandiya ve İsveç'e karşı koyduğu veto. Bunun bir parçası. Yunanistan'a karşı birdenbire sertleşmesi, yani geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın baskısıyla bütün sondaj gemilerini geriye çekmedi mi? Savaş gemilerini geriye çekip uslu çocuk şeyine, rolüne bürünmedi mi? Biz aslında barıştan yanayız. Hadi Yunanistan'la görüşmelere, sonu belirsiz de olsa görüşmelere başlayalım diyen onlar değil miydi? Adalar meselesinde de işte sen söyledin, ben de şöyle tekrardan hatırlamak için bir geçmişe baktım. Yani 1947'de Paris Anlaşması'yla adaların egemenliği Yunanistan'a geçmiş. İşte ondan sonra Lozan Anlaşması var teyit eden bunu. Silahsızlanmayla ilgili şey. O tarihten beri tartışılara gelen bir şey. Adaların silahlanması, silahsızlanma meselesi. Yunanistan'ın gerekçesi var işte juntalar döneminde, Yunan juntası döneminde adaların silahlandırılması meselesi var. Türkiye'nin buna karşı işte kurduğu Ege ordusu vesaire vesaire. Yani tartışıla gelen bir mesele. Hatta AKP iktidarı döneminde de tartışıldı, konuşuldu. İşte bunu görüşmelerle bu meseleyi çözeriz filan dediler değişik zamanlarda.
Ama şimdi ne diyor? Yani böyle bir şey söz konusu bile değil. Anlaşmalarda böyle bir şey yok. Yani silahsızlanma, adaların silahsızlandırılması gerçekleşmezse egemenlik tartışılır hale gelir diye bir şey yok. Böyle bir şey uluslararası hukukta da yok yani. Şimdi egemenlik meselesi, adaların egemenliği tartışılır hale gelir. Ne yaparsınız? Yani adalara asker çıkartıp adaları fethi mi edeceksiniz? Yani böyle bir şey var. Saçma sapan. Evet, hiç kimse bunu ciddiye almıyor. Yani Batı basına bakıyorum. Yunanistan'daki gazeteci arkadaşların şeyine, yaklaşımlarına bakıyorum, izliyorum. Yunan medyasına falan bakıyorum. Yani böyle bir şeyi ciddiye almıyorlar. Sadece rahatsızlık verici bir şey bu. Yani tatsız bir düşmanca tavır. Ama yarın gene başka bir şekilde bu geçiştirilebilir. Ama şu tansiyonun yükseltilmesi meselesine baktığımız zaman erken seçime, yani bir sene sonraki seçim için şimdiden bu kadar bu tansiyon yükseltilmez diye düşünüyor insan ister istemez. Yani aynı şekilde NATO ile ilgili mesele de. Yani sonunda tavizi verecek ve İsveç ve Finlandiya'nın, yani bir şey verecekler. Bütün Batı medyasında bu var. Türkiye gene bir şey istiyor. Bir şey verilecek. Yani istediği şey Finlandiya ve İsveç'te değil, Amerika'da. Evet. Biden'la görüşmek istiyor. İşte telefonla sık sık görüşebilecek bir şey, müttefikmiş gibi davranılmasını istiyor. Kendisini adam yerine konulmasını istiyor, Türkçesi yani. Böyle bir şey verirlerse bu vetoları kaldıracak. Nitekim NATO'nun genel sekreterinin bugün genel sekreter yardımcısının, genel sekreter çok böyle Türkiye'yi pohpohlarmış, Erdoğan'ı pohpohlarmış gibi açıklamalar yapıyor ama genel sekreter yardımcısı demiş ki, Mircea Genau diye bir adam, Türkiye Cumhuriyeti'nin endişelerine rağmen İsveç ve Finlandiya NATO'ya girecek demiş. Yani evet, kadar basit. Türkiye'ye rağmen sonuçta. Rağmen girecek demiş. O var. Savaş meselesini de iki satır ben de bir şey söylemek istiyorum, arkadaşlar söylediler. Savaş Suriye'ye girerek işte Irak'ta operasyon yapıyor ama operasyonu istediği gibi yürütemedi. Sert bir direnişle karşılaştı. İstediği yerleri işgal edemedi. Bütün amacı Irak'tan başlayarak bütün Suriye sınırlarının ötesinde 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik bölgesi yaratmak. Bunu hep söylüyor zaten ama niyet başka, gerçekleştirmek başka. Şimdi Orta Doğu çok farklı bir yer. Hele Suriye ve Irak çok farklı bir yer. Çok farklı bir bölge. Çok değişik çıkar çatışmaları var. Şu anda da geçen seneye göre çok farklı dengeler, çok farklı. Çok değişik gelişmeler oldu. Yani mesela Rusya yeşil ışık yakarmış gibi görünüyor. Öyle değerlendirmeler de yapılıyor ama öyle sanıldığı gibi vermedi yani yeşil ışığı. Rus Dışişleri Bakanı Maria Zakharova'nın açıklaması var daha geçenlerde. Diyor ki Rusya bir askeri operasyona kesin olarak karşıdır diyor. Çünkü Ukrayna ile uğraşırken bir de orada sorun çıkmasını istemiyor. Yani ama pazarlıklar söylüyor. Lavrov'un gelmesi. Lavrov yani Türkiye'ye umut verilmiş gibi bir açıklama yaptı ama şunu da söyledi. Çavuşoğlu'nun şeyine karşılık. İşte Suriye'ye müdahale edeceğiz, oradan şöyle oluyor böyle oluyor. Evet ama siz de İdlib'de söz verdiğiniz şekilde oradaki cihatçı militanları silahtan arındıramadınız diye bir suçlama yöneltti ve sonunda ne oldu? 14-16 Haziran'da Nur Sultan'da yapılacak 17. Astana komisyonunu havale ettiler meseleyi ve pazarlıklar sürüyor. Evet, pazarlıklar sonucunda kim ne alacak ne verecek ayrı mesele. Rusya sınırlı bir operasyona izin verir mi? O ayrı bir konu. Bu pazarlıkların sonucunda ortaya çıkacak konu. Amerika'da kesin olarak Suriye'ye bir operasyon yapılmasına karşı şeyler sergiledi. Açıklamalar onu gösteriyor. Medyada çıkan yorumlar, analizler de onu gösteriyor. Çünkü Amerika ciddi olarak İran'a karşı o bölgede bir tampon oluşturmak niyetinde. Bir ikincisi, Kürtlerle işbirliğine herhangi bir zafiyete uğrarsa IŞİD'in yeniden örgütlenebileceğini, yeniden orada bir takım sorunlar çıkartabileceğini çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla
Şimdilik onlar da karşı gibi görünüyor ama o da pazarlıkla ilgili bir şey. Yani %100. Ama İran'ın ve Şam yönetiminin de buna kesin karşı çıktığını söyleyelim. Yani çok kesin bir tavır koydular. Dün Reuters'tan bir haber geçti mesela. Suriye ve Rusya'nın Türkiye'ye karşı sınır bölgelerine takviye göndermekte olduğuna ilişkin bir haber geçti. Yani Esad'ın da bugün medyaya yaptığı bir açıklama var. Kesinlikle ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ne karşılık vermekten çekinmeyeceğiz diyor. Yani o topraklar bizim topraklarımız diyor. Yani öyle sanıldığı kadar Erdoğan öyle niyet ediyor ama sanıldığı kadar öyle çantada keklik işte yapabilirim, oraları işgal edebilirim diyecek durum yok şu anda. Dolayısıyla oradan bir şey gelmeyebilir ama savaşı mutlaka savaş istiyor. Ama onu gerçekleştiremezse yine de başka planları var. Hep konuşuyoruz geçtiğimiz hafta. Ülke içinde bir kaos yaratarak olağanüstü hal katılıyorum. Bu şartlarda kazanamayacağı bir seçime girmeyeceği için olağanüstü şartlarda bir seçime girecektir. Daha önce yaptığı gibi. Olağanüstü şartlarda da zaten şu şartlarda da olağanüstü hal benzeri bir sürü şey, uygulamalar var. Valilerle, kaymakamlarla, emniyet müdürleriyle, işte şeyle, onların yetmediği yerlerde bu tartıştığımız Sadat vesaire benzer paramiliter yapılarla bu seçimi alabileceğine kani olursa erken seçim yapıp gidecektir. Ekonomik olarak katılıyorum Eser'in yaklaşımlarına. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bu kışı çıkartması mümkün değil. Bu yaklaşımla, bu zam furyalarıyla ve insanların sabrının taşıp sokaklara, işte bugün mesela Türkiye'nin değişik yerlerinde şoförler gösteri yaptılar. Bu benzin zamları her gün süren... Bu gece de Koray 2 lira 20 kuruş benzine zam geliyor. 60 evet. Kuruş LPG zam geliyor. Evet, sürekli zam geliyor ve insanlar artık tepkilerini sokağa vurmaya, kontak kapattılar vesaire. Yarın biz çıkmıyoruz ulaşıma diyebilirler. Çok ilginç, çok değişik şeyler ortaya çıkabilir. Artık yani insanlarda da bıçak kemiğe dayanmış vaziyette. Dolayısıyla farklı şeyler olur. İleride yani daha normal seçim sürecine doğru bunların oranının daha fazla olacağını hesap ederlerse daha önce bir seçim yapabilirler. Ama o seçimde hiç öyle normal filan olmayacaktır. Olağanüstü şartlarda olacaktır. Ve her şeyi de kullanacaklardır bal gibi. Alevilik meselesinde bal gibi kullanacaklardır. Onun planları hazır. Kılıçdaroğlu'na hatta bir terör örgütü üyesi bile yapacaklardır. İddialar arasında o da var. Ve başka şeyler.